Benimki travmatik ama bununki klinik abisi. Fark ettin değil mi? Her türlü hastayı tedavi ederiz. Burada. Kalkmam için sana ihtiyacım var. Sadece sana ihtiyacım var. Duydun mu beni? Lütfen benden vazgeçme.
Bu ne lan? Telefonu verir misin Yaman? Önce benim soruma cevap ver. Ne bu? Sakin ol önce Yaman. Oğlum bak. Kafayı yedirtme adama. Ne alaka Rüya sana böyle bir mesaj atıyor? He? Niye sana atıyor? Çünkü Yaman sen kızı önüne gelene aşık olacak bir hale getirmişsin. Oğlum sen manyak mısın lan? Ne yapıyorsun sen benim kız arkadaşıma? Ben bir şey yapmıyorum Yaman. Bu bir transferans. Oğlum bilmece gibi konuşma. Ne demek transferans? Yani Rüya sana karşı olan yoğun duygularını bana yansıtmış. Tıpta böyle şeyler olabiliyor. Duygu durumu karışık, vakalar böyle şeyler yapabiliyor. Daha önce de oldu. Olmaya da devam edecek Yaman. He. Şimdi sen bana diyorsun ki yani benim sevgilim bana aşıktı. Bir şekilde sana yansıttı bunu. Sana aşık oldu öyle mi? Evet. Al o zaman. Oğlum bak seni... Dur. Ben de seni bunu açıklamaya çağırdım zaten buraya. Ben ona arkadaşlık edeyim istedim. Ama demek ki o beni doktoru sandı Yaman. Oğlum bak seni ayrı... Senin arkadaşlığını ayrı... Senin doktorluğunu da ayrı... Tamam mı? Biz seninle insan gibi konuşamayacak mıyız? Lan! Deniz, ne bu halin? Beni boş ver Rüya. Yaman yanına geliyor. Bana mı geliyor? Neden? Ya Rüya senden mesaj geldiği sırada Yaman yanımdaydı. Zorla aldı telefonu elimden. Açtı dinledi ses kaydını sonra da delirdi. Allah kahretsin ya. Deniz ben senden çok özür dilerim. Sen ne dedin peki? Ne anlıyorsan o dedim Rüya. O ne demek? Deniz niye söylemedin gerçeği? Boşuna dayak yemişsin. Rüya anlatsaydım. Senin iyileşmek için verdiğim bütün çaba boşa gidecekti. Ben bu dayağı senin için yedim. Ve hiç pişman değilim. Saçmalama. Yani ben gelince gerçeği anlatırım. Bir daha da bulaşmaz sana. Rüya beni... Korumak için mi? Yoksa beni bahane ettiğin için mi anlatacaksın? Yaman'dan beni değil, kendini korumak için çıkmıştım bu yola. Hatırlatırım. Kendinden başka herkes düşünüyorsun. Farkında mısın? Bak Rüya uzatmayacağım. Her zamanki gibi karar senin. Eğer Yaman'la birlikte kaldığınız yerden yokuş aşağı yuvarlanmayı seçiyorsan... Karar senin. Sana karışamam. Ya geri adım atacaksın ya da verdiğin kararın arkasında duracaksın. Sana kalmış. Güven. Daha ne kadar sürecek bu sessizlik? Bir şey söylemeyecek misin? Çok sustum değil mi? Sanki. Tabii bana da sürpriz oldu. Beklemiyordum böyle bir şey. Şaşırdım tabii ben de. Ve? Merhaba. Merhaba. Özge Hanım, kan sonuçlarınız çıktı. Endişe edecek hiçbir şey yok. Bebeğiniz de siz de son derece sağlıklısınız. Tahminimce stres ve yorgunluğa bağlı bir sıkıntı yaşamışsınız. Bunlar olur. Ama tabii kendinize çok iyi bakmalısınız. Neticede bu yaşlarda gebeliğin riskleri hep olabilir. Siz de biliyorsunuz. Güven Hocam, size de tebrikler. Sağ olun. Bu arada Güven'e de tebriklerimi iletirsin. Neyle ilgili? Karısı Özge. Hamileymiş. İyi misiniz Neslihan Hanım? İyiyim. Bir dakika Osman dur.
Evet, ben artık burada bayrağı babaya devrediyorum. Özge sana emanet. Aklın kalmış konuşuruz. Dikkat et. Görüşürüz. Taşı. Erken çıktık ya, dönelim yok, mi başım, başım döndü sadece. Biraz daha dinlen işte, biraz da. Ha? Yok, iyiyim, eve gidelim. Merhaba. Ne var Serhan? Ne istiyorsun? Hiç. Seni merak ettim. Ne yani? Boşandık diye edemiyor muyum merak? Etme merak Serhan. Beni merak etme artık. Ne işin var senin burada? İşimin başına geldim Neslihan. Uzun zamandır yokum. İdari işler, hesaplar, kitaplar, girdiler, çıktılar. Bütün bunlarla sen ilgilenmediğine göre... Savaş olan imparatorluğumuzun servetini birinin koruması gerek. O kişi de her zamanki gibi ben oluyorum. Çok sağ ol ya, çok sağ ol. İnmeyecek misin? Hayır, vazgeçtim. Sana tamir edemeyeceğim bugün. Gidelim Osman. Osman. Peki o zaman görüşürüz Neslihan. Ben yarın da buradayım. Sonraki gün de buradayım. Ondan sonraki gün de buradayım. Ondan sonraki gün yine buradayım. Ben hep buradayım. Maalesef Serhan. Gidelim. Raporları bana da bir gönderin. İnceleyeceğim, mail atarsın. Tabii Şebnem Hanım. Oo Serhan Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. Özlendiniz inanın. Nasılsınız? Sağ olun kızlar, sağ olun. İşimizin başındayız her zaman. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk görüşünüze. Hoş bulduk. Israrlara dayanamam. Küsmüş. Dünya yansı umurunda değil, değil mi? Aynen, çocuklarım sağ olsun yeter. Bir de... Sen... Ne yapıyorsun? Saçmalama, saçmalama. Farkında mısın acaba? Ben artık boşandım. Özgür bir erkeğim. Gabriel. Hep istediğim bu değil miydin? O zaman çocukları alalım karşımıza. Anlatalım. Ne oldu? Benim hep istediğim aile olmaktı. Seni sandığının aksine. Ama ben senin yüzünden var olan ailemi de kaybettim. Metin,
öldü. Kızım benden nefret ediyor. Benim artık tek isteğim ne biliyor musun? Kızımı kazanıp senden olabildiğince uzak durmak. Şimdi lütfen çıkar mısın? Hayatımdan. Sana bu hikayenin sonunu anlatayım mı? Hayallerin gerçek olacak. O malikanenin kapısından kol kola gireceğiz içeri. Çocuklarımız bizi bekliyor olacak. Sadece biraz zaman. Zaman. 20 yıl kadar falan mı sar? Bu sefer o kadar uzun sürmez. Rüya. Rüya açar mısın kapıyı lütfen? Hadi güzelim. Rüya konuşmamız lazım lütfen. Rüya konuşabilir miyiz? Lütfen. İçeri gelebilir miyim? Kapıyı çalmana bile şaşırdım. Geç. Ben şimdi yanından geliyorum. O Deniz denen... Kardeşinin. Bu defa değil. Bu defa yemezler. O herif benim kardeşim falan değil. Bak güzelim. Bu herif ne yaptı sana? İnan ki bilmiyorum. İnanmıyorum ona. İnanmayacağım da hiçbir zaman. Ama ne yaptı sana? Kafanı mı karıştırdı? Manipüle mi etti seni? Kandırdı mı? Yoksa yanlışlıkla mı attın mesajı? Söyle bana. Rüya. Bak konuş benimle. Çünkü ben gerçekten zor tutuyorum kendimi. Kendini tutamasan ne yapacaksın? Dönüp öldürecek misin çocuğu? Dövmek yetmedi mi? Bir de seni arayıp şikayet mi etti beni? Aradım seni. Yo. Tahmin ettim. Ne dövmedin mi? Dövdüm. Hak etti çünkü. Bak Rüya, o herif abuk subuk konuşuyor. Ama ben buraya geliyorum, sana kendini açıklama fırsatı veriyorum.
O yüzden konuş benimle, zorlama beni. Asıl sen beni zorlama bilip bilmeden. Tamam, ben de bilip bilmediğim şeyi öğrenmeye çalışıyorum zaten. Acaba diyorum ki, hani diyorum ki sen bana atacağın mesajı yanlışlıkla ona atmış olabilir misin? Ben sana açıklama yapmak zorunda değilim. Sen bana açıklama yapmak zorundasın. Zorundasın. Çünkü ben senin sevgilinim Rüya. O mesajı ona neden attın? Çünkü ben iyileşmeyi seçtim. Çünkü sen bana iyi gelmiyorsun. Ben sana iyi gelmiyorum ha? Ben seni iyileştiremiyorum ama el alemin üç günlük herifi seni iyileştiriyor. Öyle mi? Evet öyle. İnanmıyorum sana. Çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. Çünkü ben seni hala çok seviyorum Rüya. Neslihan Hanım. Osman, sen devam et. Ali? Oğlum? Ali ne oldu? Korkutma beni, ne oldu? Ha? Yoruldum anne. Çok yoruldum. Geçmiyor anne. Geçmiyor. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Canım çok acıyor anne. Aşk. Aşk bu kadar zor olmamalı. Bu kadar yormamalı anne. O zaman da aşk olmazdı, öyle değil mi? Zordur aşk. Kolay dersem şimdi yalan söylemiş olurum. Kolay değil çünkü. Bir de hani öyle zamanla yarası geçer. Zamanla iyileşirsin falan diyorlar ya. Yok, o da doğru değil. Hiç doğru değil. Nasıl bir şeyse bu aşk. Öyle bir kesiyor. Öyle bir yerleşiyor ki sana. Hep orada sızlamaya devam ediyor, kendini hatırlatıyor. Hiç iyileşemiyorsun. Hiç. Sağ ol anne ya.
Vallahi çok yardımcı oldun gerçekten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Merak etme, öldürmüyorum. Bir şekilde yaşıyorsun. Sen babamdan mı bahsediyorsun? Hayır. Ya yani eğer öyleyse sizinkisi bizimkinden de zor. Hatta imkansız gibi bir şey. Oğlum ne ilgisi var? Ben niye babandan bahsedeyim? Allah Allah. Ya hayır canım, şöyle bir şey yok. Anne bak, ben de rüyanın adını geçirmiyorum. Ama anlaşılıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ali, baban evli. İşte ben de onu diyorum anne. Babam evli. İmkansız yani. Keşke olsa. Sağ ol, çok rahatlattın. Ayrıca niye böyle bir şey konuşuyoruz şimdi anne oğlum? Böyle bir ne gereksiz bir konuşma bu. Ya ben ne bileyim anne. Biz böyle gerçekleri konuşuyoruz. Yani ben böyle ikimiz dertleşiyoruz sandım. Sen kendi derdine ya. Hadi kalk. Kalk, eve gidiyoruz. Kalk, hava soğuk. Hadi. Oğlum bir kendi haline bırak kızı. Hadi artık. Ya bırakmıyorlar anne. Bıraksalar ben de bırakacağım. Ne demek bu ki bırakmıyor? Deniz. Deniz kim? Güven'in oğlu Deniz mi? Babamın oğlu Deniz. Kardeşin Deniz. Ya kardeşim artışı bir yıl olacak. Ali lütfen yine ya. Ne olursun. Takma gene kafayı birine. Ne oluyor? Nur topu gibi bir tane daha manyağımız oluyor. Ali, lütfen uğraşma. Lütfen. Ya tamam anne ya. Geldim ben, geldim. Sen niye çıkıyorsun ki tek başına? Bak kayıyor buralar, dikkatli ol. Tamam, tamam, merak etme. Güven. Heh. Bence Deniz'e bir süre söylemeyelim. Neden? Çünkü hala senden cevabını beklediğim bir sorun var. Ve hatta bana öyle geliyor ki senin de artık emin olduğun bir cevabın. Bence bu yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyecek bir noktaya geldik. Ne dersin? Alır. Konuşalım. Deniz. Deniz oğlum. Deniz ne? Bakayım, no. Bakayım bir sana, bakayım. Oğlum ne oldu senin suratına yine? Teker teker gelin, anlatacağım. Tut şunu, tut. Kim yaptı acaba bunu? Tahmin edin. Yaman mı yine? Kim? Anlat. Dinliyorum. Kim bilir neler dedi kıza. Resmen manyak çıktı herif ya. Ya baba, adam dinlemiyor ki. Önce yapıyor, sonra dinliyor. Sistemi bir ters çalışıyor. Ya neyini dinleyeceğim ki ben onu? Boş boş konuşuyor. Rüya ona aşıkmış. Olabiliyor böyle vakalar dedim. Ya bir tek benim başıma gelmiyor değil mi? Babam bir tuhaf bakıyor anne. Açıklarsan sevinirim. Ya anneciğim bak, sen tanıyorsun Rüya'yı. Rüya iki gündür tanıdığı adama aşk mesajı atacak kız mı? Anne niye öyle uzaklara bakıyorsun, olur varmış gibi bir şey söylesene. Olabilir ama olmamalıydı. Senin Rüya ile terapötik bir ilişki kurman yanlış. Yaman yardım et deyince. Ne demek yardım et deyince? Ben resmen gitmişim. Kuyuda kuzu emanet etmişim yani. Herif Alaz'dan daha beter çıktı ya. Ali. Kusura bakma. Sen doktor değilsin Deniz. Doktor adayısın. O kadar. Sen böyle bir sorumluluğu nasıl yüklenirsin ya? Yine Deniz suçlu değil mi? Yine bu şiddeti yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz öyle mi? Sen niye duramıyorsun? Niye gittin vurdun çocuğa? Niye dövdün çocuğu? Bir şey görmezden geldim yok da şimdi Yaman da Rüya'nın sevgilisi, çocuk tabii patlamış bir noktada. Bak bunları
tasvip ettiğimden, koruduğumdan, kolladığımdan söylemiyorum. Ama yani insani bir reaksiyon. Her seferinde patlayacak mı bu çocuk? Her seferinde bu çocuk patlayacak mı Güven Hocam? Ya her kaldıramadığı gerçekte böyle başkasını ezecek mi? Bu tedavi edilmesi gereken bir davranış şekli. Biliyorum. Biliyorum. Ama Yaman da benim oğlum ya hani. Lütfen karşımda buna psikiyatristlik taslama. Lütfen. Ya bak benim yüzümden sizin aranız gerildi şimdi. Özür dilerim. Şunu adam gibi temizleyelim. Of of. Tam olarak ne yaptığını inan ki bilmiyorum ama kızın aklıyla oynuyor. Ya sevgilimin iyi olmadığını anlamak için illa benim doktor olmama gerek yok. Ya nereye gidiyorsun anne? Rüyaya. Teşekkür ederim. Gözün aydın anneciğim. Senin de öyle abisi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Babamdan tamamen kurtuldunuz. Çok şükür. Anne ben unuttum onu tamamen ya. Boşandığınızı. Kusura bakma. Sıkıntı yok canım. Sıkıntı. Bitti gitti işte. Bitti gitti. Yalnız bize verdiğin söz önemli abisi. Ne sözü? Bizim olan hisleri verdi. E başından beri buradaydık evraklar. Ne duyuyorum Ali? Anne Seren o şortla senden boşanmayı kabul etti. Ne? Benimle de ayrı bir anlaşma yaptı. Senle nasıl bir anlaşma yaptı? Hastanedeki işine dönmek kaydıyla boşanmayı kabul etti. Aferin size çocuklar. Bravo. Böyle kendi kendinize iş yapın, elinde oyuncak olalım hep beraber. Bari haklarınızı almışsınız, hisselerinize sahip çıkın da yine oyuna getirip elinizden almasın onları. Gelme sen de. Gelme. Ben bilmiyorum çünkü hak teslim etmeyi, değil mi? Aferin size. Dördünüzü toplasanız bir akıl etmez. Çok zorsunuz. Gerçek. Baksana, bana bir soda. Soğuk olsun ama. Şey, pardon ya. Ben seni garson sandım da. Gerçi sen alışıksındır herhalde böyle sanılmaya. Buyur, hazmı kolaylaştırır. Bu arada bir daha Alaz'la keyfimizi bölmeye kalkma, tamam? Ondan uzak dur. O senin kulvarın değil. Yorulursun. Asi. Hadi orkestra bekliyor, prova alalım. Dua et. Kadına şiddete karşıyım. Dua et. Hadi Asi'cim. İlayda sen de bir rahat dursana. Ben gayet rahatım Tolgiş. Thank you.
Hala bir gece borçlusun. Acını biliyorum Rüya. Seni en iyi ben anlayabilirim. Ama üzüldüğümüzde, zor zamanlarımızda, acı çektiğimizde sevdiklerimize tutunarak ayağa kalkarız canım. Yaman mı gönderdi seni buraya? Hayır. Ama onunla konuştum. Biliyorum yani. Senin için çok endişeleniyor. Çünkü seni önemsiyor. Çünkü seni çok seviyor. Çok seviyorsa beni uzak dursun benden. Bitti dedim Nesrihan teyze, niye anlamıyor? Evet bitebilir. Bu da anlaşılabilir bir şey. Ama tabii... Bu ayrılık senin kararınsa gerçekten de. Bak Rüya. Ben de Ali ile aynı fikirdeyim. Bu kararında Deniz'in seni manipüle ettiğine inanıyoruz. Ya geri adım atacaksın ya da verdiğin kararın arkasında duracaksın. Sana kalmış. Öyle mi? Rüya, bana bak. Bana her şeyi anlatabilirsin. Her şeyi. Ne işin var senin burada? Annemi bekliyorum. Annenin ne işi var? Kızımla ilgileniyor. Sen ilgilenmediğin için. Bana bak. Sen çok ileri gidiyorsun. Aynen. Amacım da bu zaten. İleri gitmek. Siz geri basana kadar. Her şeyin arkasında büyük tuzaklar, büyük ihanetler arıyor her zamanki gibi Yaman. Herkes kötü ya. Herkes tehlikeli. Ben çok yoruldum Neslihan teyze. Niye beni hiç anlamıyor? Anlıyor canım. Çok iyi anlıyor. Sadece Deniz'in ne yaptığını anlamıyor. Deniz'in bana ne gibi bir zararı olabilir ki? Rüya, iki gün önce tanıdığın birine aşk ilan etmek sence Ali tarafından sorgulanacak bir şey değil mi? Kendini sorgulasın önce. Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor? Niye hiçbir şey normal değil? Ya da ben şu anda normal miyim Neslihan teyze? Ne olacaksın? Ne oluyor burada? Sana ne? Neslihan? Şebnem, bir süre Rüya'yı Güven'in oğlu Deniz'le yan yana getirmesen olabilir mi acaba? O ne demek? Ne oldu? Bir şey mi yapmış Rüya'ya? Emin değilim. Sadece...
Rüyanın psikolojisi daha da bozuyor olabilir. Dikkat et. Ne oldu, ne yaptı? Nesli. Efendim? Alo. Rahatsız etmiyorsam bir konuşabilir miyiz? Nesli ha? Dur tahmin edeyim. Çocuklarla alakalı. Başka konuşacak konumuz var mı ki? Bilmem. Sence? Şöyle iki anne olarak... Çözmemiz gereken çok önemli bir sorunumuz var. Ve bunda baş başa olmalıyız. Mümkün mü? Olur. Sen yer söyle sadece. Tamam. Alo Deniz. Ben hiç şey değilim. Yok, yok gelmedi bir daha. İstemiyorum da zaten gelmesin. Yapamıyorum, olmuyor. Elimden geleni yapıyorum ama dayanamıyorum. Sen haklıydın Deniz. Ben gerçekten Yaman'a bağımlı oldum galiba. Asi, şu şarkıyı çok güzel yorumlarsın bence. Prova alsak mı? Tamam, deneyelim. Tamam. Selamın aleyküm. Tolga, az bir gel. Civciv, sen kal. Ver bakalım ablaya patiği. He? Oğlum gittin, Yakup'un köpeği oldun ya. Acıyorum lan sana. Asi. Olmuyor ama böyle bak. Ne oluyor lan? Yalan mı? Herif semtin çakalı, sen de gittin çakala çakallık ediyorsun. Ayıp lan. Bu üstündeki güzelmiş. Sağ ol, alın teri. Biz avantamızı ödeyeli kaç gün oldu? Nereden çıktı bu şimdi? Piyangodan. Oğlum, iki gün önce bu mekanda hınca hınç parti olmadı mı? Tamam, ne alaka? Çok alak. Çok alak. Sen bir bardak dik gibi içecekten 300 lira alırken iyi. Biz özel geceler için prim isteyince kötü. Oğlum bak. Ben olmasam var ya, Sentin iti uğursuzu iki günde çöker lan bu mekana. Sağ ol abi diyeceğine. Elime ayağıma kapanacağına. Tamam, tamam abi. Yarın hazır edelim. Ha şöyle. Abi kardeş bozuşmayalım. Gerek yok. Cesur. Hadi gidiyoruz. Koş koş, sahibin çağırıyor, hadi hoşt. Hadi. Senin diline düşeceğime kör kuyulara düşeydim ya. Baba. Nasılsın? Senden bir iyilik isteyeceğim. Bir derdim var da. Ben bir şekilde hallederim diye düşündüm ama... İçim biraz suyu çıktı. Mekana dadandılar. Hamileymişsin. Evet, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen nereden öğrendin? Güven mi anlattı? Yok, hayır. Sen mi söyledin? Tabii hastane sizin olunca, değil mi? Şey, ben herkes biliyor zannettim. Yok, hayır. Yaman'ın hala haberi yok. Söylemezsen sevinirim.
tabii. Yani Ali'nin bu güzel haberi sizden duyması daha doğru tabii. Deniz'e de sürpriz. Yani planlı beklenen bir şey değildi. Bakalım. Bence çok iyi bir anne olacaksın. Ben ilk defa anne olmuyorum. Deniz'i de ben büyüttüm. Ama hakkını yemeyeyim. Çok verici, çok fedakar bir çocuktu. İşim hiç de zor değildi. Hala da öyle. Üzmez, kırmaz, nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Hazır Deniz demişken... Bir an önce Deniz'le Yaman konusuna girelim diyorsun. Hayır. Rüya ile Deniz konusuna girelim diyorum. Yani Deniz'in bu aniden Rüya'nın psikiyatrisine soyunması falan bunlar... Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Psikiyatrisine soyunmak falan derken. Deniz zaten doktor. Intern. Doktor adayı. En azından bir şeyin adayı. Değil mi? Hiçbir şey olmamasından daha iyidir. Gerçekten de. Neslihan. Konuya buradan girersen ben de hiç istemediğim yerden devam etmek zorunda kalırım. Peki o zaman ben konuya yeniden giriş yapayım. Lütfen. Deniz'in Rüya ile bu iletişimi ve bu meseleye yaklaşımı gerçek bir psikiyatr olarak senin için normal mi? Ne gibi? Bak Özge, Ali ile Rüya birbirlerine ilk görüşte aşık oldular. Öyle sıradan bir şey değil. Bu zamanda da pek rastlanır bir şey de değil. Ama Deniz ne zaman geldi? Her şey tuz buz oldu. Bu mesajları falan biliyorsun öyle değil mi? Evet. Evet biliyorum. Deniz anlattı ama... Yaman'dan kopması şaşırtıcı değil. Rüya'nın çıkmaza düştüğü, acı çektiği... Yaman'la arasına mesafe koymaya çalıştığını ben bile tanık oldum. Deniz eğer bu ilişkiye karışmasaydı, o mesafe kapanmayacak bir mesafe değildi. Nereden biliyorsun? Çünkü birbirlerinin ilk aşkları onlar. Öyle üçüncü kişilerin araya girmesiyle, müdahalesiyle falan birbirlerinden kopamazlar. Duygular değişebilir. Bu tip duygular öyle bir anda pek de mümkün değil. Mümkün. Bunu bir psikiyatrist olarak söylüyorum şu anda. Bir kadın olarak söyleyebilir misin peki? Tabii ki. Bir bakmışsın. Bir anda uçup gitmiş. Hele ki onların yaşlarında. Tabii sen hala onlardan bahsediyorsan. Evet, tabii ki onlardan bahsediyorum. Kimden bahsedeceğim? Bilmiyorum Neslihan. Şu anda karşımda gerçekten bir anne olarak mı oturuyorsun yoksa bir kadın olarak mı ben kestiremiyorum. 2 gün önce yaşananları mı yoksa 20 yıl önceki olayları mı anlatıyorsun ben anlamıyorum. Ben... Özge, ben senin evliliğin için tehlike değilim. Olamazsın da zaten Neslihan. Olamazsın. Bak ben güveni çok zor topladım ve bir daha yıkarsan yeniden toparlamayacağım. Bu sefer daha fazla dağıtacağım. Ormanlardan oluyor.
Olabilir. Bak, Neslihan, Deniz bir acelelik yapmış olabilir. Ama o bile isteye kimseye, kimsenin ilişkisine zarar vermez. O yıkmaz, ancak annesi gibi toparlar. İçin rahat olsun. Evde mi o? Sana da merhaba oğlum. Yok, evde değil. Nerede? Ne yapacağım? Gir içeri. Gelmeyeceğim. Ne zaman gelir? Gir içeri. Lan gir içeri. Ben sana ne yapayım ya? Ha? Sana ne diyeyim ben daha? Zincirleyeyim mi seni? Ha? Ya da döveyim mi? Ya da dizlerimiz üzerine çöküp yalvarayım mı sana? Ha? Ne yapayım? Sen bana bir şey söyle oğlum. Ben onu yapayım. Yapmayan babanın da ta... Ne oluyor baba? Ulan yine Deniz'i dövmüşsün. Ne demek, ne oluyor? Dövmedim ki. Kafa attım sadece. Ha. Ben de. Şey var, çay var. İçer misin? Sonra da maç izleriz beraber. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Hı? Dövmedim, sadece kafa attım diyor bir de. Boş yere mi attım ben o kafayı? Ben kalbimi açtım ona. Bak dedim, ben çok aşığım. Ama bazı şeyler yolunda değil. Sen de anlıyormuşsun bu işlerden. Bir geç konuş istersen. O ne yaptı? Gitti aklıyla oynadı benim kız arkadaşımın. Ayarlarını bozdu. Sonra bir de karşıma geçip demez mi? Ya arada olur böyle şeyler, normal. Ne yaptın? Sen de çaktın kafayı. Ne yapsaydın baba? Bak canım kardeşim, ne yemişsen yemişsin. Benim sevgilim de sana aşk mesajı atmış, teşekkür ederim mi deseydim. Bak baba. Söyle oğluna. Bundan sonra Rüya'nın yanına yaklaşmayacak. Sen tehdit mi ediyorsun lan? Seni değil. Onu tehdit ediyorum. Yaman. Bak sana şu kadarını söyleyeyim oğlum. Deniz ne çevresindekilere, ne ailesine, ne de sana yanlış yapabilecek bir çocuk değil. Bunu bil. Ama... Ama ben yaparım. Öyle mi baba? Eyvallah. Ben öyle mi dedim şimdi sana ya? Çocuk yardım etmeye çalışıyor belli ki. Sen niye anlamak istemiyorsun oğlum? Ya başlatma onun yardımına. Benim kız arkadaşım zaten iyi değil. İşte bak sen söylüyorsun. Rüya iyi değil. Yani belki yanlış anladı Deniz'i. Ne bileyim, belki Deniz'in bir şekilde nasıl oldu anlamıyorum da o terapisi iyi geldi belki Rüya'ya. Böyle sığınacak limanmış gibi gördü çocuğu. Bak sana şunu söyleyeyim, senin ne Deniz'i suçlamaya ne de Rüya'yı yargılamaya hakkın yok. Ben miyim suçlu yine? Ben mi oldum suçlu? Bak yeter. Herkes her şey için beni suçluyor. Bak burama kadar geldim. Oğlum, burama kadar. Yeter artık ya. Yeter ya. Yeter ya. Sen yeter.
Bu odada. Tam şurada. Dedemin ölüsüne dokunup ağladım ben. Beni dedemin cinayetiyle suçladılar. Alaz Efendi gider. Her bu yer. Ondan sonra beni suçlarlar. Çünkü ben küçükken kaçırılmışım. Çok üzülmüş paşam. Çağla zımanadan çıkar. Ben suçlu olurum. Çünkü neden? Benim yüzümden anne sevgisine mahrum kalmış. Ece'nin babası olup gider. Beni suçlarlar. Şimdi bilmem nereden Deniz Efendi geldi. Ve ben ona güvenmeme rağmen benim kız arkadaşımın ayarlarıyla oynadı. Beni sırtımdan vurdu. Yine ben suçluyum baba, öyle mi? Ya insan suçlamak bu kadar kolay değil. Ben Serhan'ı bile suçlayamadım. Neden? Çünkü benim onun oğlu olmadığımı bilmiyormuş. Adam benim yasımı tutmuş. Annemi suçlayamadım, annemi. Kaybolduğum için annemi suçlayamadım baba, çünkü ben kaçırılmışım. Ben seni suçlayamadım baba. Çünkü benden haberin bile yokmuş senin. Şimdi hepiniz masumsunuz. Ben suçluyum. Öyle mi? Eyvallah baba. Oğlum. Yeter. Almıyor artık. Benim üstüme gelmeyin baba. Ben taşıyamıyorum. O an böyle gözlerini kısıp avına atlayacak kaplan gibi oldu değil mi? Oha, süper tespit ya. Yaşadıkların yaşayacaklarının sadece fragmanıydı diyelim. Yapma ya. Bu eleman kim? Tanıştırayım, yeni Yamanzede. Deniz ben. Merhaba. Deniz Aydın. Güven doktorun oğlu. Anladık. Aydın familyasından yani. Yaman burada mı diye gelmiş de. Tahmin et iki günde kaç tane vukuat çıkartmış. İki de iki. Ben de dedim yabani hayata hoş geldin. Çağla evde yok deyince ben de savunma amaçlı taktik alayım dedim. Yalnız hatırlatayım. Bizim ailede Yaman sıkıntı kotası dolu. Yani Aydın familyasının sıkıntıları bize bir tık fazla gelir.
Deniz, sen mi geldin? Benim Güven hocam. Deniz yok mu? Çıktı. Sen ne yaptın? Melike ile mi buluştunuz? Yok. Neslihan'la buluştuk. Sebep? Buluşalım dedi. Çocuklarla alakalı dedi. Sonra da senden bahsetti işte. O bitmek tükenmek bilmeyen aşkınızda. Neslihan öyle bir şey yapmaz. Sen yanlış anlamışsındır. Neslihan yapmaz tabii ki de. Neslihan'ı senden daha iyi kimse tanıyamaz değil mi? Güven hocam. Ben sana sorduğum sorunun cevabından ümidimi kestim. Sana başka bir soru soracağım. Lütfen beni iyi dinle. Köprüden önce son çıkış bu. Sana sadece bir kere soracağım bu soruyu. Ben bu çocuğu doğuracağım. Tek başıma da olsam doğuracağım. Soru şu. Babası yanımızda olacak mı? Olmayacak mı? Ona göre Deniz'i de alıp İsviçre'ye döneceğim. Sen bu gece bizimle gelip gelmeyeceğini düşün. Kararını sabah bildirirsin. Soru çok basit Güven Hoca. Bebeğimiz babasıyla mı büyüyecek, babasından ayrı mı? Yaman'ın iletişim problemleri var. Asla karşısındakini dinlemiyor. Kafasında ne kurduysa dünyası o kadar. Yani mukayese yeteneği de sıfır. Dürtüsel davranıp kafa göz dalıyor. Allah onun bu halleriyle sen de karşılaşmışsındır. Oho. Yabani hayatımıza girdiğinden beri Alaz'ın yüzü kaç oldu şekil değiştiriyor. Doğal olarak onunki de. Yani Allah'tan hastanemiz var da tedavi konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Ya ben yakınlarıma teşhiste bulunmayı hiç sevmem. Ama Yaman'ın ciddi öfke problemleri var. Kesinlikle. Ayrıca konuyu çarpıtmakta da üstüne yok. Kafasında ne kurduysa ona inanıyor. Asla aksine ikna olmuyor. Ya tabii bunda eğitim eksikliğinin de payı var. Yani farklı klasmanda olup aynı ringe çıkmak gibi bir şey. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Sadece zaman kaybı. Umutsuz vaka. Yani tıpta tedavisi yok, iyileşmez. Yani aslında abisi sevgi pıtırcığıdır. Yemini suyunu eksik etmediğin sürece bir sorun çıkarmaz. Benim anlamadığım gelir gelmez. Sana niye sardı? İnanmayacaksın ama rüyayla ilgili. Rüyayı arkadaşlık etmem ve ona onu anlayan bir yerden davranmam. Hepsi bu. Anne. Hep sorun yok. Çok pardon, özür dilerim. Yok yok, önemli bırak değil. Bırak sen çocuk, bırak. Merhaba, ben Yaman'la konuşmaya gelmiştim ama kendisi artık burada yaşamıyormuş sanırım. O yüzden teşekkür ederim, iyi akşamlar size. Bir dakika, kimsiniz ama? Deniz ben. Deniz Aydın. Memnun oldum Deniz. Otursana lütfen. Çocuklar, biraz bana müsaade eder misiniz lütfen? Deniz'le bir konuşalım.
Alas. Firişim sonra hallederiz, dert değil. Evet Denizciğim. Ben Rüya'yla kurmuş olduğun arkadaşlıkla ilgili bazı sorular sormak istiyordum. O yüzden Esliyan konuşmak Hanım, istedim. Çok pardon. Sözünüzü kesiyorum ama şimdi babamı çok daha iyi anladım. Yani neden geri dönemediğini. Gerçekten çok güzelsiniz. Deniz'ciğim çok teşekkür ederim. Ama ben ebeveynleri ilgilendiren hassas konularda çocukların bu kadar rahat yorum yapmasını pek de doğru bulmuyorum. Haklısınız. Ben de çocukları ilgilendiren konularda ebeveynlerin bu kadar rahat yorum yapmasını doğru bulmuyorum. Çok doğru bir yerden konuya girmediniz. O yüzden ben de kestirip atayım diyorum. Size iyi akşamlar. Bir dakika. Henüz bitirmedim. Bir psikiyatra dayı olarak Rüya'yla mesleğin üzerinden kurmuş olduğun diyaloğa bir son vermeni istiyorum. Madem az önce yaptığım girişi beğenmedin, o zaman ben de son cümleyi söyleyeyim. Çünkü bu yaptığın etik değil. Bakın Neslihan Hanım, ben Rüya'ya sadece arkadaşlık ettim. Hem de Yaman'ın izniyle. Rüya'nın bana hissettiklerine karşı beni değil, oğlunuzu sorgulamanızı öneririm. Çünkü kız arkadaşını bu hale ben getirmedim. Ayrıca Rüya'nın bana olan aşkıyla değil, oğlunuzla ilgilenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şiddetli iletişim şekline devam ederse bu aileyi de kaybedecek. Babam dahil. Tavsiyelerin için çok teşekkür ederim Deniz'ciğim. Ama ben annesi olarak her zaman arkasındayım. Sen hiç merak etme. Hiç merak etmiyorum. O zaman size kolay gelsin Neslihan Hanım. Ben gideyim. Geçireyim. Üstünde bir şey vardı, öyle değil mi? Var, evet. Vereyim ben istersen. Zahmet etme lütfen, ben alırım. İyi akşamlar Neslihan Hanım. İyi akşamlar Deniz'ciğim. Rüya buna mı aşık olmuş? Şimdi anlaşıldı. Abisinin karın ağrısı. Alaz lütfen. Abinin üstüne bu konuda gitme. Lütfen. Benlik bir şey yok anne. Ben sadece abisinin imkansız aşk hikayesini keyifle izlerim. Ha, öyle mi? Demek biz de senin imkansız aşk hikayeni izleyeceğiz. Ama aşk iyileştirir. Ben senin için mutluyum. Ne demek yani? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Hiç. İlayda dermişim. Hazır salonumuz geçelim. Ha bu arada sen sahnede falan düşünebildin mi? İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ve karşınızda Asi Kız.
gittiğinde için yanar 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 yanar. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. Bu gece bu kadar. Sağ olun. Allah, sen ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun Çağla? Beni mi dikiştiriyorsun? Çıkar mısın? Çağla, çıkar mısın lütfen? Ya deli gibi aşıksın işte. Niye yapıyorsun kendine bunu? Sana ne? Ben kendime ne yapıyorsam sana ne Çağla? Asiye niye yapıyorsun peki? Ne yapıyormuşum Asiye? Alaz, kızı aptal ettin ya. Bir yakınındasın, bir uzağındasın. Sahneye çıkıyorsun, aşık aşık bakıyorsun ama sonra başka kızın elini tutup gidiyorsun. Burada gizli gizli Asiye'yi izliyorsun. Ama hala onunla bununla yatıyorsun. Ya ben kimseye dokunamıyorum bile artık. Sen ne anlatıyorsun? Derdin ne ya o zaman senin? Niye her şeyi bitmek için elinden geleni yapıyorsun? Çünkü korkuyorum. Çünkü onun yanında kendimi güçsüz hissediyorum. Bir bakışıyla bile beni yeniyor ya. Onun yanındayken yok oluyorum Çağla. Çünkü benden daha güçlü. Çünkü bu her neyse benim bundan galip çıkma şansım yok. Alaz, aşk işte bu. Ve aşk kazanmak zorunda olduğumuz bir savaş değil ki. Bence sen direkt teslim ol. Zaten yenilmişsin belli ki. Beyaz bayrağı salla, olsun bitsin. Gerçekten mi?
aşk üzerine akıl verecek olan en son kişi sen olabilir misin acaba? Bir de çok bilmiş gibi anlatıyor. Zekalı, senden daha çok bildiğim kesin. Senin hasretine alışamadım, İçimdeki kavgamla barışamadım, uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar 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 ah, İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 ah. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. Azra Deniz Aydın yüzünden kendini öldürdü. Bu çocuk derhal okuldan atılmalı. Çok tehlikeli. İyi geceler komşu. Allah ödümü patlattın. Pardon. İyi misin? Sence? Baban için gerçekten üzgünüm Rüya. Ama en azından bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Annen hala yanında. Masum. Edemez. Derken? O
Almaz, ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Tamam. Ben de başka konu seçtim. Yeni aşkını konuşalım. Deniz'i. Ne yalan söyleyeyim, beni bile şaşırttın. Yargılamıyorum bu arada. Yani Yaman'a aşık olduğunu sandım. Ama değilmişsin. E tabii bunu çok geç fark ettim. Ama olsun. Çıkmaz sokakta geri adım atmak bile bir ilerlemektir. Ben Yaman'a hala aşığım Alans. İki kişiyi aynı anda sevemiyoruz Rüya. Yani şöyle oluyor, kendimden biliyorum. Birine aşık olduğunu sanıyorsun. Sonra başka biri çıkıyor. Sonrasında da diğerinin aşk olmadığını anlıyorsun. Asi karşına çıktığında bana aşık olmadığını anlaman gibi mi? Ben aşığım demedim. Ben söylüyorum ama. Ben Yaman'a hala deliler gibi aşığım. Peki. O zaman Deniz'in bu hikayede rolüne? Yaman'a olan bağımlılığımdan kurtarmak. Deniz Yaman'ın beni hasta ettiğini düşünüyor ki haklı bence. Deniz bir psikiyatr ve ben iyileşmeyi seçtim. Hepsi bu. Konuyu biraz daha açar mısın? Yamansız nefes bile alamıyorum. Onu aramamak, koşa koşa yanına gitmemek için kendimi zor tutuyorum şu anda bile. Deniz buna yoksunluk krizi diyor. Yine böyle koşa koşa Yaman'ın yanına gitmek için kendimi zor tuttuğum bir gün Yaman'a söyleyeceklerimi kaydetmemi önerdi Deniz. Ya o mesajı Yaman'a atıp ikimizi de bu döngünün içine hapsedecektim ya da Deniz'e atıp iyileşmeyi seçecektim. Ve? Ve Deniz'e attım. Yaman da yanındaymış tabii, zorla almış, dinlemiş mesajı. Delirmiş tabii, Deniz dövmüş. Deniz de hiçbir şey söylememiş beni kurtarmak için. Sağ olsun. Deniz arıyor. İyi geceler. Selam söyle. Bye, bye, bye. Deniz'e bak sen. Bazen gerçekten sana kendimden bile çok acıyorum abisi. Yok, bugün daha iyiyim. Hayır, Yaman gelmedi. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Sen ne arıyorsun burada? Seni. Sevgilimi arıyorum. Çünkü kayboldun. Kaybettim sevgilimi. Her neredeyse. Dönüp beni bulur musun lütfen? Ya seni bulmak istemiyorsun. O zaman ben bulurum seni. Bin kere kaybolsan, bin kere gelirim. Bin kere ararım seni. Bin kere bulurum. Çıkar mısın odamdan? Gider misin lütfen? Bak,
O çocuk hasta. Manyak. Okuduğu okulda bir kız onun yüzünden intihar etmiş. Doktor falan değil. Hasta. Sen gir bizim okulun formuna bak bakayım. Rüya Arkan yazınca neler çıkıyor. İnsanlar arkamdan neler diyor. Her yazılana inanacaksan. Ben geliyorum senin yanına. Gerçeği senin gözüne sokuyorum. Ama sen inanmamak için elinden geleni yapıyorsun. Öyle mi? Ya bu kadar mı istemiyorsun beni hayatında? Gidip de bir manyağa tutunacak kadar çaresiz mi bıraktım ben seni? Ben gerçeği istemiyorum ya. Eyvallah. O zaman sen beni de istemiyorsun artık Rüya. Ama ben gözüne gerçeği sokmaya devam edeceğim. Çünkü sen, çünkü siz hayallerle büyümüş olabilirsiniz. Ama gerçeği gözüme soktular benim sokakta. O yüzden kimseye ihtiyacım yok benim. O yüzden güçlendim ben. İstemiyor musun beni hayatında? Bir korumaya değil de bir sevgiliye mi ihtiyacın var? O zaman güçleneceksin Rüya. O zaman kendini korumaya öğreneceksin. Ama acı çekerek güçleneceksin. İşte o gün sana söz veriyorum, çekip gideceğim hayatından. Söz neydi? Söz benim kırmızı çizgimdi. Söz bizim kırmızı çizgimizdi. Ne oluyor burada? Ne işin var senin burada? Ya sen de bir karışma artık her şeye ya. Ne arıyor bu burada? İyi misin? Yalnız bırak beni. Rüyacığım. Çık. Çıksana odamdan, git. Abisi, Ece artık ödevini sana mı yaptırıyor? Ne yapıyorsun sen? Abi, mail geldi mi? Ama gelirse haber ver bana, olur mu abicim? Hı hı. Abisi yine suçluların peşinde. Balaz, bak sabah sabah canım çok sıkkın, dalarım sana. Haklı olman ya da haklı çıkman kimsenin acısını dindirmiyor. Bir de senin doğruların çok ağır. Ben bile zor taşıyorum. Rüya 50 kilo abisi. İşte sen bunu anlamıyorsun. Anlamadığımı kim söyledi? Günaydın canım. Doğum günün kutlu olsun.
Sen doğmadan önce bir çocuk istediğimden bile emin değildim, biliyor musun? Ama sen doğduğun an bir daha asla sırtımı dönemeyeceğim tek insan olduğunu anladım. Ne kadar sürecek bu sessizlik böyle? Konuşmamı mı istiyorsun? Peki. Senden hiçbir zaman mükemmel bir anne olmanı beklemedim. Diğer anneler gibi beni şımartmanı da, anlamanı da, sarıp sarmalamanı da... İyi bir insan olman bana yetecekti, biliyor musun? Sen diğer anneler gibi değildin ve ben buna çok okeydim. Herkesin gözünde kendini aklamış olabilirsin. Ama benimkinde değil. Rüya, niye inanmıyorsun bana? Kes artık. Kes artık, ben senin yalanlarını dinlemek istemiyorum. Babam söyledi, her şey de haklıydı. Doğru söylüyordu. Yıllar önce ona aldattığın adam da Serhan'dı. Ortalığa düşüp bunu kimseye söylemiyorsam da bil ki senin için değil. Ben senin adına utandığım için. Bitmişti. Gerçekten Serhan'la her şey bitmişti. Benim için sadece baban ve sen vardınız. Gerçekten. Geçmiş olsun. Babam da yok artık. Ben de yokum. İlk iş kendi paramı kazanıp bu evden de çekip gideceğim. Seninle aynı çatı altında nefes almaktan bile utanç duyuyorum çünkü ben. Senin olan hiçbir şey de istemiyorum. Bugün ne yapacaksın Deniz? Var mı planın? Bilmem. Vallahi gezinirim herhalde. Özlemişim buraları. Doktorculuk oynamayacaksın yani. Anne lütfen ya. Ben Rüya'ya yardım etmek istedim sadece. Hem ayrıca doktorum, hatırlatırım. Doktor adayısın. Deniz. Henüz doktor adayısın. Deniz bak. Rüya'nın seninle alakalı kafası çok karışık. Ve Yaman bu konuda çok hassas. Lütfen daha fazla görüşme. Bak, kapattım. Kimseyi rahatsız etmek gibi derdim yok benim. Ama şunu da söyleyeyim, Yaman bu kızın hayatını affetmiş. Deniz, öyle bile olsa bu seni ilgilendirmez. Okey. Yaman peki? Ne olacak böyle? Kendisi benim de sorunum haline geldi haliyle. Babam oğlunu bırakmak istemiyor. Haklı da. Kendi oğlu. Kendi kanından. Deniz. Deniz oğlum, sen de bizim oğlumuzsun. Ya kendimizi kandırmayalım anne. Babam Yaman için silip atacak beni. İsviçre'ye falan da dönmeyecek. O zaman biz birlikte döneriz. Yok artık. Babamı bırakacak halin yok herhalde. Baban gelmezse bize başka çare kalmıyor. Olmaz öyle şey. Unutun o işi ya. Yok ayrılmak falan. Babam nerede? Kim bilir. Ben uyandığımda gitmişti. Hadi yemeğini ye, hadi. Siz talimatları yerine getirin.
Ne işin var lan senin burada? Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Ne arıyorsun lan sen? Belanı mı arıyorsun sen? Güven hocam. Ne güven hocam be? Dur iki dakika. Neslihan Hanım'ın bunun burada olduğundan haberi var mı? Lütfen siz izah edin. Benim ne zamanım ne de enerjim kaldı bunlara. Serhan. Güven hocam. Ne? Serhan Bey tekrardan göreve döndü. Kendisi yeniden hastanemizin müdürü. Ne? Neslihan. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Sen gerçekten Serhan denilen herifi işe mi aldın? Bir sakin olur musun Güven? Olmam. Böyle tehlikeli bir herif senin etrafında gezindiği sürece ben sakin olmam. Sen gerçekten aldın mı o herifi işe? Evet. Sana inanmıyorum. Güven, aldığım kararların hesabını sana verecek değilim. Aldım çünkü bir anlaşma yaptık. Ya sen öyle bir herifle nasıl bir anlaşma yapabilirsin ki? Boşandım Güven. Onu işe almam karşılığında tek çaresede boşandım. Tamam mı? Sence yeterince mantıklı mı? Herif yine istediğini aldı. Şantajla. Şimdi sürekli senin etrafında mı olacak bu adam? Sana ne Güven? Sen artık bunlarla uğraşmasana. Rüzgâ hamile. Biliyorum. Neslihan, ben bir çocuğu daha babasız büyütmek istemiyorum. Biliyorum. Ben seni çok... Biliyorum. Ama artık bunları konuşamayız. Artık susma zamanı. Susup yoluna bakma zamanı. Ben susarım da. Ben nasıl çocuklarıma tutunuyorsam... sen de artık ailene ve çocuklarına tutunacaksın. Onların sesi kalbinin sesini bastırır. Kusura bakma Hasan var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de burada şarkı söylüyorum bu arada. Ama daha acemiyim yani. Yeni başladım. Çok isterim seni dinlemek. Kal istersen prova alacağız birazdan. Ciddi misin? Çok sevinirim. E madem Güven abinin oğlusun başımızın üstünde yerin var artık. Ya, pardon. Alo Rüya. Ya kusura bakma sabah müsait değildim. Sonra da geri dönmeyi tamamen unuttum sana. Önemli değil. Deniz konuşmamız lazım. Neredesin? Asi neresiydi burası? Tolga'nın mekanındayız. Hah tamam duydum ben. Geliyorum hemen. Tamam. Thank you.
Merhaba. Odamdaki çiçekleri alıp lobiye bırakır mısınız? Sağ olun. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar 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 yanar. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar yanar yanar. Tutmuşum, pardon. Dur bakayım, kulakları yerinde mi? Olmayabilir. Vallahi düşmüşler. Ama ben sana dedim sesin berbat diye. Neyse, bir dahakine artık. Alaz. Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. Ya yoksa sen de mi gördün rezilliğimi? Lütfen görmemiş ol. Ben göreceğimi gördüm. Asi, benim sahne hayalim burada biter. Prova bile terletti beni. Ben bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Görüşürüz Alaz. Neden buradasın? Tolga'ya borçlanmıştım. Onu vermeye geldim. Yollasaydın hesabına niye geldik ki? Neden? Rahatın mı bozuldu? Az önce güller açıyordu yüzünde. Bozdun, evet. Neyi fark ettin biliyor musun? Meğer sen gülü biliyor musun ya? Güldüremeyenler utansın diyelim. Bu Aydın Junior'un ne işi var burada? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Ne işi var burada? Sana ne? Bak geldi seninki. Git onunla hesap sor. Bana değil. Hadi. Aramızdaki bu köşe kapmaca oyunu ne zaman bitecek? Aramadın. Mesajlarıma geri de dönmedin. Bana bir kahve versene. Aynısından bana da lütfen. O Tolga'ya hazır etmiştir parayı. Gibi korktu zaten benden. Benim gelmeme gerek yok. Fırla da al gel parayı. Tamam, bende. Niye? Alo. Alo, prenses. Boşsan gelip alayım mı seni? Turlarız azıcık. Bugüne bugün araba var altımızda. Ne diyorsun? Olabilir aslında ama ben şimdi Tolga'nın mekanına geçeceğim. Asi benden birkaç tane sahne kıyafeti istedi de. Onları götüreceğim. Oradan alırsın ama. Asi de iyice az solist kesildi başımıza. İyi tamam, ben seni alırım oradan. Tamamdır, hadi bay bay. Hoş geldin. Bu seni beklerken üçüncü kahvem. Hoş buldum. Ay, hoş geldin. Sana kahve hazırlayayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin hakkında bazı şeyler öğrendim. Ve kötü hissediyorum, evet. Özgü abla, inan ki böyle bir şeyle karşında olmak istemezdim. Ama bu Azra denen kız Deniz yüzünden intihar etmiş. Okul formunda öyle yazıyor.
Evet, biliyorum bu olayı. Biliyor musun yani? Azra Deniz'in eski kız arkadaşıydı. Benden önce birkaç kere daha intihar girişimi olmuş. Benim haberim yoktu. Deniz kızın sağlıklı ruh halinde olmadığını anlayınca ona yardım etmek istedi. Hatta benimle de görüştürdü ama durumu bizi aşıyordu. Annemle çok ısrar ettik. Hastaneye yatsın, tedavi olsun diye. Ama büyük tepki gösterdi Azra. Onu hastaneye kapatıp terk edeceğimden korktu. Hatta o gün uzun uzun onunla konuştum. Ama işe yaramamış. Bir saat sonra kendini trenin altına atmış. Deniz'in hiçbir kabahati yok yani. Öyle mi? Ne demek istiyorsun sen? Deniz bile bile intihara mı sürükledi Azra'yı? Ben demiyorum Özge abla. Okul arkadaşları öyle diyor. Terk edilme travmaları tetiklenip ilaçları da bırakınca okulda olay çıkarmaya başladı. Dedikodular da okul forumlarına kadar yayıldı Rüya. Kafanın içinden ne geçiyor senin? Ya ben bu kadarı fazla değil mi? Bak, Azra öldükten sonra Deniz zar zor kendini toparladı. Bu Deniz'in acısına bile saygısızlık, biliyorsun değil mi? Büyük daldım olaydan sonra. Okulu bırakmak istedim. Annemle babam olmasa ayağa kalkamazdım. Ama hepsi bu rüya. Eğer kafanda soru işaretleri varsa... Var mı? Bana inanmıyor musun rüya? Yok. İnanıyorum tabii ki. Ben inanmıyorum bu hikayeye ya. Ha, ben de yalan söylüyorum yani. Öyle mi Yaman? Hayır. Ben sadece sen de tanımıyorsun diyorum oğlunu. Maalesef. Sen hazır. Sağ ol. Ya aslında oldu da konuşmanızın bitmesini bekledim. Oo, bakıyorum Deniz sağları hızlı girmiş. Ne oldu, bir duygu patlaması falan yaşandı galiba burada. İki günde Deniz'in de yaşam sevinci soldu bizimle yani. Yok yok, iyiyim ben. Hiç sevmem zaten bu drama halleri. Ya sen beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Gidil birazdan. Acil buluşmamız lazım abisi. Junior Aydın'la ilgili. Bizim evde. Sen kimsin lan? Boş gör ya, boş. Güven abinin oğlu Hödük. Vay, Güven doktorun oğlu başımızın tacıdır ya. Cesur, ben de memnun oldum. Memnun oldum, Deniz ben de.
Nereye? Bir Tolga ile konuşacağım. Tamam. Hadi prenses, biz de çıkalım. Ya benden başka bilen var mı? Bugün Rüya'nın doğum günü. Oha, ben nasıl unuttum bunu ya? Bu akşam şöyle büyük bir şey mi yapsak? Yani olur, hem moral olur kıza. Yaman'a sormadan olur mu ya? Çocuğun belki başka bir planı vardır baş başa falan. Ya sanmam. Niye? Sen nereden biliyorsun? Yaman'la Rüya ayrıldılar Cesur. Ya sen onlara ne bakıyorsun ya? Onların ayrılığı 3 saat, 5 saat. Arada ikisine de esiyor, barışır onlar. Burada mı yapsak kızlar, ne dersiniz? Ya yapalım derseniz organizasyon benden, hallederiz yani burada. Kafanıza göre iş yapmayın bence yine de. Ben zaten ararım onu şimdi. Ben arabada bekliyorum prenses. Nasıl yani, anlamadım. Tolga, iş diyorum. İşe ihtiyacım var. Tamam. Müdürlük gibi bir şey, ne dersin? Yani benim vekilim olarak. Arkadaşız diye bana torpil geçmene gerek yok. Hem ben ne anlarım ki müdürlükten? Daha aşağıdan da başlayabilirim. Garsonluk mesela. Ne? Tolga, ben ciddiyim. Eğer sen okeysen hemen yarın başlayabilirim. Yol ver geçsin, hiç uğraşma ya. Seni kıracağıma kafamı kırarım be prenses. Geç hadi, geç. Allah Allah ya. Al sana yol işte oğlum, geç. Lan geçsene, bak verdik yol işte. Geçsene oğlum. Allah Allah ya. Prenses sen iyi misin? Geçti prenses, tamam. Tamam prenses. Tamam geçti, iyi misin? İyi misin prenses? Bir yerinde bir şey var mı? İyi misin? Cesur, sen vurulmuşsun. Cesur, iyi misin? Tamam. Vurulmuşsun. Tamam. Önemli değil. Sen iyi misin? Sen iyisin, sorun yok. Tamam, ben iyiyim. Tamam. Tamam. İyiyim ben. Neymiş bana Deniz'le ilgili anlatacağın şey? Senin bu Aydın Junior var ya, tam bir ruh hastası. Manyak dükkanı kapatmış. Bana bilmediğin bir şey söyle. Çağlar Rüyası. Bizimkileri de kafalamış. Başka? Hani Rüya'nın Deniz'e attığı o mesaj var ya. Aslında o mesajı Rüya sana yazmış. Ama Deniz sana değil, kendisine atmasını sağlamış. Dün gece Rüya söyledi bana. Sen de bana bunu şimdi söylüyorsun. Sen mi döveceksin benimle? Bu defa şiddet yok. Başka bir planım var. Sen İngilizce biliyor muydun? Başka ne lazım abisine? Almanca, İspanyolca. Özel uçağımız var mı bizim? Senin var bir tane, evet. Ama senin değil. Peki ne zaman kalkacak hale getirebiliriz onu? Ben hazırlığımı yaparım, sen bana planı anlat. Bak şimdi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Daha iyi misin? Cesur, biz ne yaşadık? Kimdi onlar? Ya işte İstanbul trafiği, manyak mı arıyorsun? Boş ver, bitti gitti. Çağla. Kızım.
İyi misin? İyiyim ben. Bende bir şey yok. Kimmiş o adamlar? Kimdi lan o adamlar? Ha? Lan sen hangi akla benim kızımı kendi pis işlerine alet edersin ha? Baba tamam yapma lütfen. Gel buradan. Kalk. Kalk. Bir daha seni kızımın yanında görmeyeceğim. Duydun mu beni? Baba bırakır mısın? Prenses baban ne yapsa ne dese haklı ya senin başına bir şey gelseydi. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Gelin buraya. Tutun şunu. Atın hastaneden. Yürü. 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 Kendine gel. O serserinin peşinden gitmeyeceksin değil mi? Bırak beni ya. Kızım, bak çocuk burnuna kadar batmış. Görmüyor musun? Belli ki paran için peşinde senin o. Sen ne için annemleydin o zaman? Senin geldiğin yeri de gördük. Cesurlardan farklı bir hayatın mı vardı? Karışma bana. Belalar. Senin yüzünden Yaman Ali. Evet. Kararını verdiysen seni dinliyorum. Elbette çocuğumuz annesiyle babasıyla beraber büyüyecek. Ama? Ama ben artık buradan gidemem. Hiçbir yere gidemem. Yaman için. Sadece Yaman için. Dün geldi. Konuştuk. Ya ben oğlumu hiç anlayamamışım. Ya bana güven diyorum. Ben senin yanındayım diyorum. Ama ne hissediyor, ne düşünüyor haberim bile yok. Bak Rüzge, benim bir oğlum var. Hem de eşek kadar. Ama ben ona hala yabancıyım. Lütfen. Beni bana yabancı olan başka bir çocukla daha sınama. Lütfen burada kal. Tamam. Ama bu evde değil. Buradan gideceğiz, burayı satacaksın. Eski anılarından kurtulmadan yenilere yer açamazsın. Bellek dolu küfen hoca. Bu da benim sana şartım olsun. Ne dümen çeviriyorsun sen? Kız arkadaşım vardı arabada. Ya onun başına bir şey yeseydin? Tolga. O ***'ı yapmış. Şu mekanın sahibi Tolga mı? Ha. Bırak Allah sen ya. O pamuk oğlan mı bize silah çekecek? Yeme beni. Babası koçum, babası. Bu sefer bilmeden sert kayaya çarpmışız. Herif Zafer Demirhan'ın oğlu çıktı. Ya yemişim babasını ya. Feriştah'ın oğlu olsa kaç yazar. Gidelim basalım aga. Cik diyeni bırakmayalım ayakta. Olmaz. Onlara bulaşmak olmaz. Çıs yaparlar adam, anladın mı? Öyle bir bulaşırım ki adamın ciğerini bile söker alırım. O zaman maaşına zam. İşine son civciv. Hadi yallah kümese. Hadi hadi. Şu masaları kenara alalım bence. Bu orta alandan spisi gibi açılsın. Kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ya yok da çok karanlık olmamış değil mi? Tam senlik olmuş bence. Ama rüya da beğenir. Bir şey söylediler mi? Kaçta geliyorlarmış? Yok, Deniz alacaktı rüyayı. Bir saate falan gelirler herhalde.
İyi, tamam hadi burayı bitirelim o zaman. Tamam hadi. Senlik bir durum yok. Çekil kenara. Ben senin kalleş patronunla hesaplaşacağım. Ne yapıyorsun lan sen? Tamam yapma. Bir kendine gel. Cesur. Asi geri dur. Senlik bir durum yok. Asi tamam. Bir konuşalım arkadaşına biz ne istiyormuş. Bana bak lan. O hıyar babana söyle. Bir daha bana bulaşacak olursa. Bu şarjörü senin camına çerçevene değil, beynine boşaltırım. Anladın mı lan beni? Eğer bugün benim gülümün saçının tek bir teline zarar gelmiş olsaydı var ya, şu an seninle konuşuyor olmazdık. Beynine sıkmıştım kurşunu. Alo baba. Yok, akıllanmıyor bunlar. Şimdi mekanı kurşunladılar. Merhabalar Özge Hanım. Buyurun. Bir türlü doğru düz tanışma fırsatı bulamadık. Ne Güven ne de Neslihan takdim etti sizi. Ben Serhan. Biliyorum kim olduğunuzu. Rüyanın babası canını kıyarken ben de oradaydım. Evet. Ne yazık ki tatsız olaylar yaşandı üst üste. Ama hayat işte devam ediyor. Siz sanırım kesin dönüş yapıyorsunuz. Satılık ilanı gördüm. Yok, dönmüyoruz. Buraya yerleşiyoruz. Sadece evi değiştireceğiz. Aslında Güven'in hastaneye döndüğünü görünce tahmin etmiştim. Ama işte... Ne anlamadım, nereye döndü? Güven bizim hastanede çalışıyor, haberiniz yok mu? Ha, yok. Ben...
Başka bir şey ima ediyorsunuz zannettim. Tabii ki var. Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Ben aslında Yaman'a bakmıştım. Kendisinin ve arkadaşlarının başımızı açtığı belalarla uğraşıyoruz her zamanki gibi. Evde mi kendisi? Yok. Ha öyle mi? O zaman rahatsız etmiş oldum. Neyse ki tanışmış olduk, iyi oldu. İyi günler. Ya Özge Hanım. Madem buradasınız, kalıcısınız. Hem doktorsunuz. Pek evde oturacak birine de benzemiyorsunuz. Çalışmayı düşünüyor musunuz? Ya sen Azra konusunda sana hala yalan söylediğimi falan mı düşünüyorsun? Yok. Peki, ne canın sıkkın? Yaman. Yine gerçekleri ortaya çıkaracak. Yani yalansa bile. Neyse ki değil. Sonra da beni terk edecek. Bu yaptığımız her neyse işe yaradı yani. Bir lan arabaya. Ha, ben de diyordum ki hangi delikten çıkacaklar. Gel lan gel, gel. Her gün gel, her saat gel. Tolga'sının da babasının da. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Hiçbirinizden korkmuyorum lan. Tamam konuşma. Bırak. Peki. Yakup'un mekanında ne işimiz var ya? Cesur sen misin ha? Zafer Demirhan'ın oğluna posta koymuşsun. Evet koydum. Az bile koydum. Ne yapacaksanız yapın. Hepiniz gelseniz vız gelir. Eyvallah. Adının hakkını vermişsin. Anlamadım. Bu cesur çocuğun altına güzel bir araba çekin. Sen de bir dahakine altında çalıştırdığın adamlardan daha tatlı davran. Biz onun bunun babasından korksaydık, çoluk çocuğun maskarası olurduk lan. Gidin şu adam eczaneden bir şeyler alın. Yürü. Thank you.
Teşekkür ederim. Ne oluyor burada? Hadi hadi, sor sorma, gel benimle. Eyvallah. Cesur. Aman dikkat et koçum, hız yapma. Hızlı koşan atın seyrek olurmuş. Anladın? Anladım abi. İyi. Az kaldı ben senin tepene. Neyse, korkak herif. Vay, şu güzelliğe bak be. Karabaş. Ne yapayım? Tanıştırayım mı seni anneyle? He? Tanıştırayım mı seni prensesle? Dur. Neden? He? Bir dakika. Efendim? Çağla neredesin sen? Duymuyorum. Sesin gelmiyor. Tolga'nın evindeyiz. Ne işin var senin orada? Sesin gelmiyor. Hadi kapatıyorum. Dur dur, kapatma kapatma. Alo. Serkan. Bana şu Zafer Demirhan'ın ev adresini bulsanıza. Sevgili hocam, değerli emekleriniz için size çok çok teşekkür ederiz. Çok erken bir ayrılık oldu. Yani babam da kalmanızı isterdi ama çok teşekkür ediyoruz tekrar. Benim miadım doldu. Yerimi gençlere bırakıyorum. Olur mu hocam? Siz hala gençsiniz. Bizi unutmayın. Kendinizi hatırlatalım böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nezgül, iyi misin sen? Bak ben geldim, kalabalık ama burası, evet. Göremiyorum seni. Ben de hocamıza emekleri için teşekkür edip ona güle güle derken, hazır herkes de buradayken, yeni başhekimimizi sizlerle tanıştırmak isterim. Yeni başhekimimiz Doçent Doktor Özge Aydın. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tebrik ederim kızım. Başarın abi. Teşekkürler.
Benimki travmatik ama bununki klinik abisi. Fark ettin değil mi? Her türlü hastayı tedavi ederiz. Burada. Deniz. Kardeşim. Tanıdın mı arkadaşları? Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Ben kısa bir özet geçeyim mi abisi? Bu kızlar Deniz'in kurbanları ya da kurbanlarının yakınları. Kısaca Deniz yedeler. Kız kardeşim Mazra, senin yüzünden öldüm. Hayat dolu bir kızdı. Sırf seni terk etmesin diye hayatını aldın onun. Yok öyle bir şey. Hastaydı senin kız kardeş. Ya hasta olan sendin. Bu Carla. Erkek arkadaşından ona bağımlı olduğuna inandırıp ayrılmasına sebep oldun. Emma'yı tanıyorsun zaten. Ailesini düşman ettin o kıza. Yıllarca tedavi gördü senin yüzünden. İkiniz de hastasınız. İkiniz de hastasınız. Rüya. Rüya bak, manyak bunlar. Yalan söylüyorlar. Hepsi yalan. Yalan söyleyen sensin ya. Nefret ediyorum senden. You know how much pain did you cause to me? Why did you do that to us? Are you crazy? Are you totally mentally sick or what? Yaman. Bugün benim doğum günüm. Nereye gidiyorsun? Ben bugün sana en istemediğin hediyeyi verdim, değil mi? Gerçekleri. Yaman ben... Biliyorum. Biliyorum. Çok kötü şeyler yaşadın. Çok acıydı. Yaşadıkların seni zayıf düşürdü. Baban gözünün önünde kendini öldürdü.
Çok acı gerçekten. Travma mı? Kabul. Ama senin baban da benim dedemi öldürdü. Bu gerçekte çok acı rüya. Ben bir kere bile rüyayı görünce travmam tetikleniyor demedim. Bir kere bile onun yüzüne baktığımda aklıma babası geliyor demedim. Aksine daha da çok tutundum sana. Senin dayın beni kaçırmış, bir odada tutmuş. Ben hiçbir zaman o eve girmem, o kızı sevmem demedim. Aksine daha da çok sevdim seni. Yani senin anlayacağın arayana travma çok rüya. Yaman. Böyle mi cezalandıracaksın beni? Terk ederek mi? Aksine. Ben seni kendimden kurtarıyorum. Hani demiştin ya bana, ben artık gerçekleri duymak istemiyorum diye. Senin hayatındaki en acı gerçek ne biliyor musun? Benim. Ben gerçeğin ta kendisiyim. Ve sana iyi gelmiyorum. Artık özgürsün güzelim. Ya ne oluyor? Ulan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Cesur! Yaman! Cesur! Bırak! Bırak gelmeyeceğim işte! Yaman! Asi kaç! Kaçma! Asi git! Görüşürüz baba.
yanar 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 ah. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 ah. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 ah. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar.